Sultan Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sultan Hanım, burasıyla alakalı sohbetimiz başlayacak ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben Sultan Evin, 1999 yılında işimize başladık ve aktif bir şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Aslında 99'dan beri gelen bir lezzetlerimiz var ve uzun yıllardır sektörün içindeyiz. Şimdi peki bizler burada neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz nelerdir peki? Bizler burada pidesinden tutun da poğaçası, simitine, sabah kahvaltısına varana kadar hizmet veriyoruz. Bu durum şu anlık müşterilerimizi memnun ediyor. Bizler aynı zamanda kafe restoran alanında da hizmet veriyoruz. Çok güzel. Aslında yelpazemiz oldukça geniş. Bizler buraya geldiğimiz zaman kahvaltımızdan tutun da bütün menü içeriklerine kadar hizmetler sağlayabiliyoruz sizin tarafınızda. Şimdi aslında sizler gıda alanındasınız ve en zor alanlardan birisi, çünkü insanların sağlığıyla birebir temastasınız. Şimdi burada bence en önemli noktalardan birisi de hijyendir diye düşünüyorum. Peki bizler bu alanda hijyenimizi nasıl sağlıyoruz? Üretimimize ve hizmetimize başlamadan önce personellerimizi alırken hijyen eğitimi konusunda bilgilendirdikten sonra devam ediyoruz. Aynı zamanda pide, işte açık pide konusunda da gıda mühendislerimizle beraber çalışıyoruz. Bizler bu güzel lezzetleri sadece Altınordu bölgesine mi tattırıyoruz, yoksa genel olarak bir açıklığımız var mıdır bu bölgede? Şöyle söyleyeyim, Altınordu olmak üzere toplamda 4 tane bayimiz var. Bayilerimiz birisi Fatsa'da, birisi Trabzon Akçabat'ta, birisi de Erzincan'da olmak üzere 4 tane bayimiz var. Çok güzel. Aslında Altınordu'da sınırlı kalmıyoruz. 4 tane şubemiz var dedik. Şimdi şunu da sormuş olayım ben sizlere. Altınordu bölgesindeyiz ama buraya gelemiyoruz. Bu güzel lezzetlerden de tatmak istiyoruz. Peki bu noktada paket servislerimiz var mıdır? Şöyle, paket servislerimiz çok uzak yerlere olmuyor. Yakın bölgelerde sipariş veriyoruz. Bunlarda tabii ki toplu organizasyonlar, sünnetler, düğünler, bu tarz organizasyonlarda yardımcı oluyoruz. Çok güzel. Aslında sadece burada güzel lezzetleri tatmıyoruz, evlere kadar taşıyoruz ve organizasyonlara da eşlik ediyoruz bizler burada dedik. Şunu da sormuş olalım sizlere. Şimdi organizasyon dedik ama işletmemiz oldukça geniş. Bizler burada 4 katlı bir şekilde hizmet veriyoruz dedik. Kafe restoran alanındayız. Peki burada organizasyonlar sağlıyor muyuz? İkinci ve üçüncü katları bu şekilde değerlendiriyoruz organizasyon alanında talep geldikçe. Bu konuda bizleri aramaları yeterli olacaktır. Çok güzel. Sadece bir ulaşım sağlamaları ve öncesinde tabii ki bir rezervasyon yapmaları gerekiyor ki bizler burayı ayarlamış olalım. Peki bizler bu işletmemize kaç kişiyi misafir edebiliyoruz? Bizler burada 150 kişiyi misafir edip ağırlayabiliyoruz. Çok güzel. Aslında oldukça geniş bir alandayız ve 150 kişiye kadar insanları misafir edebiliyoruz burada dedik. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir ve bu güzel lezzetlerden tatmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler Sultan Hanım? Sosyal medya, telefon, internet üzerinden bize ulaşım sağlayabilirler. Aslında şunu da çok merak ediyorum. Yani İstanbul Pide dedik ama Ordu'da hizmet veriyoruz. Peki evet, kuruluş hikayesi nasıl gerçekleşti burada? Biz aslında bu işte Kastamonu'dan itibaren başladık. Dededen babaya, babadan bana. Ama biz şuna şöyle diyebiliriz. Aile işletmesi olarak nitelendiriyoruz. Çok güzel. Aslında lezzetler nesiller nesile aktarılıyor demiş olalım. Şimdi geleceğe dair bence planlarımız vardır diye düşünüyorum. Şu anda 4 tane şubemiz var ama ilerleyen zamanlarda peki neler yapmayı planlıyoruz? Biz bu işe dediğim gibi 1999 yılından itibaren başladık. Aslında en büyük farkımızı burada koyuyoruz. Aile şirketi oluyor olmamız ve aynı zamanda buna tecrübe de ekleniyor olması bizim farkındalığımız açısından büyük bir etken. Çok güzel. Şimdi aslında sizler az önce de söylediğiniz gibi uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var. Başarı da sizin için kaçınılmaz olmuş. Peki başarımızın sırrı nedir bu alanda? Çekirdekten öğrenmek, aynı zamanda işi ehlinden öğrenmek ve buna tecrübeyi katarak, yenilikleri katarak devam etmek başarımızın sırrı. Çok güzel. Aslında tabii ki uzun senelerin tecrübesi ve sürekli bir gelişim halinde olunca başarı da kaçınılmaz oluyor zaten diyelim bu alanda. Sultan Hanım, peki son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bizler kendi yemediğimiz hiçbir ürünün satışını yapmıyoruz. Eğer ki siz de bu lezzetlerden
faydalanmak istiyorsanız sizleri buraya bekliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım.